Başkanlık seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Her zaman Tayyip Erdoğan'a veririm. Reis varken başkasına gerek var mı ya? İnsanlarımız çok şikayetçi oluyor böyle konularda da gerçekten. Yani şu anki şartlara göre gerçekten Cumhurbaşkanımızı bir tane. Yapılan işlerden çoğunun haberi yok. Hizmetler göz ardı ediliyor. Hangi hizmetleri diyoruz abi mesela? Yani şu anki yol olsun, kanalları olsun, her şey. Şu anda mesela Kanal İstanbul açılacak, bazıları karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor acaba? Dünyanın gemisi geçiyor bak şuradan. Sabahleyin yine izledim ben. Bir sürü gemiler geçiyor. Bizim yıllık ne kadar rezerve, dünya kadar paralarımız gidiyor biliyor musun? Her sene 10 bin, 5 bin milyar dolar paramız gidiyor. Çünkü geçen gemiden hiçbir tanesi 5 kuruş para ödemiyor bize. Ama burası açılmış olsa buradaki bir takım felaketler kalkmış olacak yerinden. Ama bunları insanlarımız görmüyor. Diyor ki yani nasıl olsa diyor bu böyle geldi böyle gider. Böyle gitmez kardeşim. İnsanlar biraz duyarlı olması lazım. Bilinçli olması lazım. Hareket ederken insan biz kaç tane hükümetler gördük. Çok tüp kuyruklarını, çok yağ kuyruklarını, her şeyini gördük biz. Ama maalesef insanlarımız hala eski kafaymış desin. Ya alakası yok kardeşim. Yani yapılan işler belli. Hayatımız pahalı, tamam. Bazı şikayetlerimiz yok mu? Var. Bazı eksikleri yok mu hükümetin? Var. Evimizdeki olmaz olur mu? Bir aile bir reisinin bile evin içinde bir sürü eksikleri var yani. Onun için bazı şeyleri hoşgörüyle bakmamız lazım. Yani dünyanın her tarafında bak bir sürü insanlarımız mesela şu anda bütün dünyanın bazı yerlerinde çok şeyler değişti. Sağlık yönünden mesela. Adamlar da yer bulamıyor. Bir hastanede 3 kişi aynı bir yatakta yatıyor. Ama bizim Türkiye'mizde bak ne güzel hastanelerimiz her konuda bak. Bugün bir yurt dışında bir Almanya'da bir başka bir yerlerde euroyla, markla, dolarla adamlar tedavisini oluyor. Kim tedavi bunu? Tedavisi oluyor şu anda. Oradaki Almanya'da çalışanlar söylüyor. Çalışanlar söylüyor şu anda. Arkadaşım söylüyor. Göstereyim. Çek şuraya. Çek şuraya. Şuraya çek şuraya. Bak. 5 sefer ameliyat oldum. 5 sefer. Heh. İnanır mısın? Efendime söyle. Önceki olduğum ameliyatları ben para vererek oldum. $600. 15 sene Arabistan'da çalıştım. Heh. Buraya gelince tüp kuyruğuna giriyordum ben. Bak 80'de Arabistan'a gittim. 95'e kadar orada çalıştım. Efendime söyleyeyim. Vatandaşımız diyor da ekmek kuyruğu var abi. Halk ekmek bak, kuyruğu. Halk ekmek kuyruğu. Onu geçeceksin sen. Bak sana yeminle söylüyorum. Torbayla şöyle topluyorum. Poşet poşet. Vallahi yiyorum ya. Atmaya kıyamıyorum. Evet. Akşam alıyor. Sabahleyin kaldırıp atıyor. Çöpe atıyor. Çöpe atıyor. Şu anda çatıya getiriyorum şöyle torbayla. Kuşlar bir hafta yiyor. Nerede bu açlık? Ben anlamıyorum gitti ya. Yalan söylüyor millet. Gerçekten yalan söylüyor. Nerede bu? Yalan gel ben sana. Gel ben sana. Şu anda böyle gidelim parkların kenarlarına gidelim. Parkların kenarında poşet poşet ekmekler var. Poşet poşet ve topluyoruz, ıslatıyoruz. Çuval çuval ekmek götürüp kuşlara atıyoruz biz. Bak yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Bak gelin Esenler'e. Gel Esenler'e. Şu kuşların yemini ben ağaçlıyorum. Bak topluyorum poşetine. Yalan söylüyorlar. Akşamki yediği ekmekleri adam alıyor, fazla alıyor kardeşim ya, yiyebileceğin kadar al. Baklavayı atmış, baklavayı. Kilosu kaç lira baklava? Samsun'da bir vatandaşımız eline aş yazarak intihar etti abi. Ya gözünü seveyim, iş yok diye bir şey yok. Yapmayın Allah aşkına ya. 80 milyon. Yalan söylüyorlar. Ben 62, 63 yaşındayım. Ben gideyim çalışayım, iş var, buluyorum da o mu bulamıyor yani? Askeri ücrete tenezzül etmiyor beyefendi. Az olmayacak bunlarınki. Masa başında oturacak. Efendime söyleyeyim, tıkır tıkır 5-6 milyar maaş gelecek. Bu beyefendi rahat edecek. Yok öyle bir dünya. Bürokratlar var ya hani 35-40 bin lira alıyorlar. Amca onlar, diyor ya bir dakika sen diyorsun ya asgari ücrete çalışmıyor. Değil mi? Çalışmıyor diyorsun asgari ücrete. Evet. Asgari ücretle çalışacak 2800 lira. Fatura ödeyecek 1500-2000 lira. Nerede be? Söylesen o, söylesen o 70 bin lira maaş alan yandaşları ya, anlat. Yandaşları senin tuzun kuru. O yeşil takkeyi takınca zannediyorsunuz dünyayı kurtardınız. Geç bunları ya, geç bunları ya. Biz eskiden bundan 10 sene önce 10 sene, 7-8 sene önce buraya geldiğimizde elimiz dolu giderdik. Her şeyi alır giderdik. Şimdi hiçbir şey alamıyoruz. Kimse boşu boşuna olanları övmesin yani. Bak hiçbir şey alamadan geri gidiyoruz. Niye alamıyoruz? Gücümüz yok çünkü. Yani ne öyle de? İş yok, güç yok. Her yere form veriyorum. Hiçbir yer bina. Emekliğin 2,5 milyar üstüne maaş alıyorum. Övmeyin her şeyi, övmeyin. Tayyip Tekke da ya. Yürüyün gidin. Teşekkür hadi ettim abi. Sosyal mesafe karıştı için. Sağ olasın. Sen gel, gerçekler burada. Gel, çek sen. Sen geç. Sen gel bak, aşı yok. Para yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey. Kimin parasını alıyor? Benim paramı alıyor. Da vermiyorlar. Ha? Şimdi para bak, var. Aşı yok. Bizde para yok. Hiçbir şey yok. Bir İş yok. Kardeşim vatandaşın bari bir elektriğini ödeyin. Elektriğini. Anlatamıyorum. Millet intihar ediyor. Ha, adam gelmiş orada giymiş takkesini. Bilmem bırakın şu din siyasetini ya. Milliyetçilik siyasetlerini kardeşim. Para yok. Al bak burada bir sürü insan var. Ha tuzu kuru olan her yerde var. Afrika'ya da git. Orada da zengin var. Ama ülkeye baktığın zaman 85 milyon insan, 5 milyon insana çalışıyor burada. O 5 milyon insanın içinde de bir 500 bin var. Onlar da böyle parselleniyor. Ama 85 milyonu nereden baksan 40 milyonu şu an yokluk çekiyor. Restoranlar kapalı. Ben restorancıyım. Ne yapacağım? Kapandı. Benim paramı niye vermiyorsun? Nerede param? Ben 40 yıl sana vergi ödedim. Param nerede? Paramı ver kardeşim benim. Niye alıyorsun benim paramı? Yardım ettik diyor abi. Neyi yardım etti? Kime yardım etti? Hangi esnafa yardım etti? He? Bak her gün Türkiye'de 1000 kişi ölüyor. Anca diyorlar işte 300-400 kişi falan. O da yalan. En az 1000 kişi var ölü. 1000 kişi ölüyor. Bu insanların ölümünün sebebi bunlar. Bak bunların hiçbirinin ailesinden kimse ölmemiş daha. Bu ölenler ne? Soğan başı mı gömüyor millet? Nereye gömülüyor bunlar? Niye ölüyor bu insanlar? Açlıktan ölüyor. Niye ölüyor? Mecbur çıkıyor. Ben mecbur çıktım. Param olsa niye çıkayım? Niye çıkayım kardeşim ben? Evimde oturacağım bahçemde. Oh niye? Para veriyor nasıl olsa diyeceğim. Ne elektriğim ödeniyor, ne suyum ödeniyor. Hiçbir şeyim ödenmiyor. Ne yaptınız bu pandemide? 2 milyon yandaşınıza biner lira para dağıttınız. Başka bir şey var mı? Ne? Tamam mı? CLK Boğaziçi 20 kuruşa aldığı kilovatı elektriğini devletten, tamam mı? Bize 71 kuruşa satıyor. 50 kuruşu cebine atıyor. Sen bir kere araya bir kere aracı koymuşsun. Bir kere oradan rantını alıyor. Ya diyemedin yani kardeşim şu elektrik şirketine vatandaştan para alamayacaksın. Hangi taşı kaldırsam kokuyor yani. Nereye baksan kokuyor. Al adama diyorum bürokratlar 70 bin lira para alıyor. Hani nerede? Yok diyor öyle bir şey falan. Bunlar gerizek. Bunların var ya bak. Bu Türkiye'de %50'sine bak belki %40'ına beyin nakli yapacaksın. Beynini değiştireceksin bu adamların. Bak ciddi söylüyorum sana. Ha beni yakalasın atsınlar içeriye. Korkmuyorum. Çünkü benim gibi insanlar bitmeyecek. Bu ülkede yürekli insanlar da var. Onlar da bir gün konuşacak yani. Ama gidelim Cuma'ya gidelim. Hadi gidelim teravihe gidelim. Yani şükretmekle bitmiyor bu işler. Sizin dediğiniz yürekli bitmiyor. Yolları kazıp da bomba koyan insanlar. Onları demiyorum ben ya. Ben onları demiyorum. Işte. Benim hakkımı vermeyenleri diyorum. Olayı değiştirme dayı yani. Sen şimdi olayı provoka etme. İşiniz bu zaten. Ben öyle bir şey söyledim mi? Provokasyonluk bir şey söyledim mi? Yok. Olan gerçekleri söylüyorum ben. Sen benim gibi sevemezsin bu ülkeyi. Onu bir kere benim ayağımda 16 tane şarapnel parçası var. Sen geç bunları ya. O dönemi görseydin o zaman. Hangi dönemi göreceğiz ya? Hangi dönemi göreceğiz? Burada tanesini arıyor. Ya o zaman kıtlık vardı. Bütün dünya diyor. 1942'den bahsediyor bana ya. Sen tarihi görmezsin. Ama dediği doğru. 2. Dünya Savaşı'ndır. Sen 1940 kıtlık vardı. Hiç kusura bakma. Bana anlatıyor. Ya şu geçmişi değil de. Bugün bedava dağıtılan patates soğandan konuş sen ya. Bugün 128 milyar nerede? 128 milyar nerede? Değişme dedim ya bak. Bunun gibi insanların değiştireceksin beynini.